Merhabalar, Artebella kumaş projelerimizden Laleli Kaftan projemizi beraberce çalışın. Artebella kumaş transferini size gösterebilmek amacıyla 1631 numaralı ekstra büyük kolay transfer kumaşlar için ve 1255 numaralı küçük kolay transferden faydalanmak istiyorum. Projemizin ismi Laleli Kaftan. Bu iki projeyi şimdi dak kumaş üzerine bir kırlentimiz var. Birlikte geçirelim. Bunun için önce desenlerimizi tasarımımıza göre kesiyoruz. Daha sonra kumaş yüzeyi üzerinde desenlerimizi dizeceğiz ve ütüleyeceğiz. Kırlent kumaşımızın üzerine laleli kaftan tasarımını yaparken desenlerimi kestim, vakit kaybetmemek amacıyla. Şimdi sizlerle birlikte desenlerimin tersini çevirerek tasarımıma devam ediyorum. Ben kenarda bir şerit oluşturdum, çizilmiş desenime göre. Sonra kaftanı orta kısma yerleştirdim. Sizler de rahatlıkla yapabilirsiniz bu projeleri. Şu şekilde yerleştiriyorum kenara karanfillerimi, lalelerimi. Özellikle bu Artebella transferleri birbirleriyle çok uyumlu. Tasarımlarınızı yaparken birkaç transferi bir arada kullanabilme imkanı sağlıyor size. O yüzden kendi tasarımınızı gerçekten kendiniz rahatlıkla yapabilirsiniz diyorum. Evet sevgili arkadaşlar, koruyucu bezimi alıyorum. Tasarımın üzerine denk getirmek kaydıyla ön yüzünden, sizler de alıştınız artık, dikkatlice 30 saniye 3 derece ütüyle transferimi ütülüyorum. Arkadan, yani kırlentimin arka yüzünden de 30 saniye ütüleyerek çalışmamı sonlandırıyorum. Kumaşın arka yüzünden de 30 saniye kadar ütülüyoruz. Ütüleme işlemlerinde mutlaka sabırlı olmanızı rica ediyorum. Desen aktarımı daha sağlıklı ve güzel oluyor bu sebeple. Evet. Şimdi transferlerimizi süngerimiz yardımıyla ıslatıyoruz. Yine dediğim gibi kağıdı suya doyuracak şekilde ıslatma işlemine başlıyoruz. Zaten bu ıslatma işlemi devam ederken kağıt ıslandıktan sonra desenimiz görünür hale geliyor. Sanıyorum ekranda da gözüküyordur. Evet. Laleli Kaftan ismini verdiğimiz kırlent projemiz güzel bir şekilde oluşmaya başladı. Artebella kumaş transferleri ile sizler de çeşitli kumaşlar üzerine çalışmalar yapabilirsiniz. Projemin başında da söylediğim gibi birkaç transferi bir arada kullanarak kendi tasarımınızı kendiniz yapabilirsiniz. Evet. Kaftan desenimiz de şimdi görünmeye başladı ıslandıkça. Evet. İyice ıslandığından emin oluyoruz. Şimdi yavaşça kağıtlarımızı almaya başlayalım. Çok hoş bir kırmızı renk olarak desenler candı. Evet. Son olarak da kaftanımızı aldık. Evet, şimdi süngerimiz yardımıyla
desenlerimizin üzerine silip daha sonra kağıtla fazla üzerindeki fazla suyu alıyoruz. Aynı işlemi kaplan desenime de yapıyorum. Daha sonra fönle sıcak veya soğuk fark etmez 20 saniye 30 saniye kadar kurutuyorum. Naveli kaplan projemizin son aşamasına geldik. Bir tarafı mavi, bir tarafı beyaz olan fiksleme kağıdımızı desenimizin üzerine yerleştiriyoruz ve 3 derece ütüyle 30 saniye kumaş yüzeyine deseni fikse ediyoruz. Lütfen sürelere dikkat ederek hareket edelim. Süreler önemli. Evet. Fikse kağıdımızın üzerinden ütüleme işlemimizi bitirdik. Kağıdımız soğudu. Şimdi yavaşça kağıdı kaldırarak alıyoruz ve tüm çalışmamızın üzerine bu işlemi uyguluyoruz. Laleli kaftan projemizi çalıştık ve bitirdik. Siz de yapabilirsiniz. Kolay gelsin. Laleli kaftan projemizi tamamen bitirdik. Kırlent yastığımızın içine boncuk silikon doldurulmuş yastığımızı yerleştiriyoruz. Son haline beraberce bakalım istiyorum. Evet, fermuarımızı da kapattığımızda. Evet, laleli kaftan projemizi hazırladık.